Telefonlarının sesi. Evet. Güzel. Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'de son birkaç yılda doğan ve büyüyen bir sektörün temsilcileriyle, motokuryelerle birlikteyiz. Onların sorunlarını konuşacağız. Öncelikle basın toplantımızda bulunan esnaf büroları yardımcısı Sayın Ayhan Barut Adana Milletvekili, yine esnaf bürolarından İstanbul Milletvekilimiz sevgili Yüksel Mansur Kılınç ve Ankara Milletvekilimiz sevgili Ali Haydar Hakverdi ile birlikteyiz. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'nin en büyük iş kollarından biriyle bir aradayız. İşverenin, müşterinin, herkesin eli ayağı olan bir meslek koluyla, motokuryelerle birlikteyiz. Her gün 7-24 paket taşıyıp ekmeklerini iki teker üzerinde kazanıyorlar. Meşhur 10. yıl marşımız var. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diyorlardı ya. Bu dönemde her yaştan, her meslekten 1 milyona yakın motokurye genci yarattık. Her meslekten motokuryemiz var. Arkeologdan sosyoloğa, öğretmenden mühendise, iktisatçıya kadar üniversiteli işsizlerin çoğu iş imkanı yok diye motokuryeliğe yöneliyor. İş bulamayan motokurye oluyor. %90'ı kayıt dışı ve güvencesiz çalışıyor. Günlük iş yüküne bağlı olarak 100-150 kilometre yol yapıyorlar. Çoğu sendikasız, iş kolları belirsiz, sigorta girişleri yok. İş yeri baskısı, iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saate yakın çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, motokuryelerin derdi çok. Ekonomik buhran, her gün zamlar, hayat pahalılığı, motokuryeleri de işini, aşını, ekmeğini azalttı. Akaryakıt zamları yüzünden kuryeler iş yapamayacak hale geldiler. Türkiye'de son 4 ayda akaryakıta tam %96 zam geldi. Şu gördüğümüz, değerli arkadaşlar, bu gördüğümüz peş şişe benzin, şu gördüğümüz 1,5 litre bile olmayan benzin 50 TL'ye doluyor. Bakın şu benzin 50 TL'ye doluyor. Türkiye maalesef son dönemde belki Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik buhranıyla karşı karşıya. Birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Hem benzinle hem mazotla ilgili. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 1 litre kurşunsuz benzin 7.8 TL iken bugün 27.61 TL. Geçtiğimiz yıl bugünlerde 1 litre mazot 7.28 TL iken bugün 30.40 TL. Yani tam 4.17 kat daha fazla. Bu insanların mazotlarına bu kadar zam gelmesi, ekmeklerinin her gün küçülmesi anlamına geliyor. Akaryakıt giderleri son zamlarla minimum 4 ile 5 bin seviyesine çıkmış durumda. Bu zamlar sadece akaryakıt giderini değil, taşınan ürünün de fiyatını artıyor, tüketimini ise azaltıyor. Bu zamların ne kadar süreceği belli değil. Görünen o ki maliyette her gün artmaya devam edecek. Geçtiğimiz aylarda bir basın toplantısında söylemiştik. Mazot 30 lira olur mu? Kimse olmaz diyemez demiştik. Şimdi mazot 40 lira 50 lira olur mu? Kimse olmaz diyemez. Maalesef dünyada petrol fiyatları düşmeye başladı. Türkiye'de mazot fiyatları artmaya devam ediyor. Ayrıca sadece bu kurye arkadaşlarımızın derdi, sorunu sadece mazot değil. Değerli arkadaşlar, bakın bir motokuryenin aylık masrafını hep birlikte hesaplayalım. Eğer Bağkur primi ödüyorlarsa aylık 1668 TL Bağkur primi ödüyor. Yakıt minimum 4000 ile 5000 TL arası. Araç bakımı en az 500 TL. Muhasebe damga vergisi 250 TL. Stopaj ve gelir vergisi aylık 1500 TL. Yemek, eğer çok ucuz yemek yerler ise 1000 ile 1500 TL arası değişiyor. Telefon 200 TL, ortalama KDV 2500 TL, en az 11.118
ile 12.618 TL arasında para harcamak durumunda bir motokurye kontağı açtıktan sonra. Maalesef burada lastik gideri yok değerli arkadaşlar. Bakın burada lastik gideri yok ki motokuryelerin en büyük giderlerinden birisi de lastik. Günlük 100-150 kilometre yol yapan motokuryelerin en önemli giderlerinden birisi. Değerli arkadaşlar, kuryelere 3 farklı biçimde ödeme yapılıyor. Firmaya bağlı sabit ücretli kuryeler, yevmiyeli çalışan kuryeler, teslim edilen ürün üzerinden belli bir yüzde prim alan kuryeler. İPA'nın yani İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre evli ve çocuklu olan motokuryelerin borçluluk oranı %88. Motokuryelerin %88'i borçlu yaşıyorlar. Sadece eşiyle birlikte yaşayanlarda bu oran %83, ailesiyle yani anne baba kardeş ile yaşayanların borçluluk oranı %71. Her 100 motokuryeden eğer ailesiyle yaşıyorsa %75'i borçlu durumda. Çoğu kredisini ödemek için bu işi yapıyor. İş yerinde doğru düz mola yok. Bahşişlerde kesinti oluyor ve maalesef bir de mobbinge ile karşı karşıya geliyorlar. Paketlerin geç gitmesi sanki ya da sipariş verilen paketlerle ilgili sorun çıktığı zaman sorumlu motokurye arkadaşlar oluyor. Masrafların her gün arttığı yetmiyormuş gibi motokuryelere mobbingle 5 paketi bazen 30 bazen 40 dakikada dağıtmaları isteniyor. İşten atılmamak için trafiğin çok tehlikeli olduğu bölgelerde hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar. Motokuryeler hafta en az 30 kaza yaşıyor. Her yıl en az 200 ve her yıl onlarca motokurye iş yaparken can veriyor, iş cinayetine kurban gidiyor. Motokuryelerin aralarında maalesef çocuk işçiler var, ehliyetsiz çalışanlar var, kazalarda hayatını kaybediyorlar. Bu insanlar kaza geçirdiğinde veya öldüğünde ailelerine neler yapıldığını bilen yok ve hiçbir güvenceleri olmadığı için maalesef geride kalanlar da mağdur oluyor. İş yerlerinde firmalara herhangi bir yaptırım var mı onu da maalesef bilen yok. Daha 3 gün önce İzmir Torbalı'da bir çocuk işçi 17 yaşındaki Halil Tokay hayatını kaybetti. Yine geçtiğimiz ay İstanbul'un Sancaktepe'de Zafer Umut Bayram, önceki ayda Ankara'da 22 yaşında Ahmet Rüştü Bayar motokurye olarak kaza sonucu yaşamını yitirdiler. Motokuryeler motosikletlerine kasko yaptırmak istediklerinde çok büyük sıkıntı yaşıyor. Sigorta şirketleri motosikletleri çok riski yüksek diye sigorta yapmıyorlar. Rica minnet yaptıranlar ise çok yüksek rakamlar ödemek zorunda kalıyor. Şu an dışarıda dolaşan binlerce motokurye kaskosuz araçlarla yollarda dolaşmaya devam ediyor. Hem hayatlarını hem mallarını riske atarak yaşamlarına devam ediyorlar. Trafik kazaları ölümlere rağmen, iş yeri baskısı ve mobbinge rağmen kimi parasızlıktan, kimi çaresizlikten motokuryeliğe devam ediyor. Yine birçoğu ekstra part-time çalışmaya devam ediyor. Bir yandan işveren, diğer yandan müşterilerin azarlarını günlük yiyorlar. Hayatlarının rutini haline gelmiş durumda. Sorunlar bunlarla sınırlı değil. Motosikleti kuryelerin çalışma standardı hala yok. Kuryelik mesleğinin çok tehlikeli işler meslek grubuna alınsın dedik. Ne yazık ki dinlemediler. En kötüsü salgın sonrası ekonomik buhranla her gün hayat pahalılığının arttığı ülkemizde motokurye ücretleri yaşanabilir seviyenin çok altında. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre motokuryelerin kazançları borçlarına dahi yetmiyor ama maalesef çalışmaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, şimdi sözü gece gündüz demeden saatlerde çalışan motokuryelere bırakmak istiyoruz. Daha sonra önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. İlk konuşmacımız Burkay Yıldırım, Tüm Anadolu Motosiklet Kuryeleri Federasyon Başkanı. Öncelikle merhaba. Ben Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Başkanı Burkay Yıldırım. Burkay, sesini yükselt. Bugün birçok dönemde motokuryeli mesleğin
ne kadar saygınlık kazanmasını istesek de bugün hala trafikte ve piyasada çok sıkıntılar yaşamaktayız. Geçen seneye bazla birlikte pandemiyle başlayan bu süreçte mesleğimiz daha çok ilgi görmeye başladı. Ama bunlarla beraber ölümler, kazalar, ardından çoğalan masraflar hepimizi zorlamaktadır. Bugün kuryeliğe başlamak isteyen bir arkadaşımız en kötü bir motor bisikleti almaya başladığında geçen sene 35 bin lira bazında olan bir motor bisiklet bugün günümüz şartlarında 80 bin liraya ulaştı. Biz bu ekipman konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Geçen sene aldığımız 300 liralık kask şu an 1500-2000 bin lira civarında ve herhangi bir önlem alamadığımızdan en ikinci el kasklarla birlikte çalışmaya başladık. Geçen sene tek bir motosikletimiz 30 lira benzin aldığında bugün günlük sadece 150 lira benzin almakla sınırlanıyor. Biz bugün bu benzini alamadığımız zaman hepimiz evimize ekmek götüremiyoruz. Büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Ve gelecek zamlarla hayat standartlarımızla günlük aldığımız yövmiye tamamen benzin ve motor masraflarına gitmekte. Ve evimize ekmek götüremeyecek pozisyona geldik. Biz bugün burada hepimizin toplanmasındaki tek amaç bu giden zamların artık bir dur denilmesi ve mesleğimizin tekrar bir saygınlık kazanmasını istiyoruz. Son bir ay içinde kuryelerin içinde 80 arkadaşımız vefat etti Türkiye genelinde. Bu da tamamen mesleki yeterlik belgesinin zorunlu hale gelmemesi ve eğitimsiz kuryeler yüzünden olmuştur. Biz bunun için de bütün yetkililere ve buradan herkese seslenmek istiyoruz. Artık mesleğimizi burada bir saygınlık kazanmasını, giden benzin fiyatlarını, giden motor bisiklet fiyatlarını, yapılan bütün bombiklere karşı bir dur demek istiyoruz. Ve buradan herkese sesleniyoruz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin gençleriyiz. Hepimiz bir aile babasıyız. Buradan artık ölmek istemediğimizi ve bu mesleği en saygın bir şekilde yapmak istediğimizi herkese söylemek istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Evet. Sayıları her gün artan kadın kuryeler adına Sedef Aydoğdu'yu kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Ben Kadın Kuryeler Derneği Başkanı Sedef Aydoğdu. Yani söylemek istediklerim, yaşım daha 23. Çok gencim. Şu an üniversite okumam gerekirken çalışmak zorundayım. Aileme bakmak zorundayım. Borçlarımı ödemek zorundayım. Ki bunun için de benzin fiyatlarının düşmüş olması gerekiyor. Günlük kazancımız benzine, Bağkur'a vesaire gidiyor. Şu an Bağkur'unu ödeyemeyen çok fazla kuryemiz var. Onları ödeyemedikleri için sigortaları da olmuyor. İlerideki yaşamlarında onlara zorluk olacak. Yani bizlere zorluk olacak. Bunun için benzin fiyatlarının düşmesini çok istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Onur Çınar. Merhabalar herkese. Öncelikle buraya bizi buraya davet eden ve kabul eden vekillerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Meslekteki bu esnaf kurye muhabbeti bizleri gerçekten çok ciddi şekilde üzmektedir. Ve bu haykırışımızı, yakarışlarımızı kimse duymamaktadır. Lütfen bunlar için tedbirlerin alınmasını, benzin fiyatlarının düşmesini, zorunlu olarak giymek zorunda kaldığımız mont, kask gibi zorunlu kıyafetlerimizin, güvenlik teçhizatlarımızın alımlarında bize ekstra hani ne olur bilemiyorum ama yardımcı olunmasını, çünkü gerçekten güç yetebilecek gibi değil. Bağkur aynı şekilde ödenemediği için kimse hastalıktan ziyade kazada vesaire gibi durumlarda hastanelerden yararlanamamaktadır. Ücret alamamaktadır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bir motor bir kaza mı oldu? Şu an hesapla 5 evet. Burak Yıldırım. Öncelikle bizi şu an dinleyen, bizi burada gören, duyan, bilen bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Burada biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Burada istediğimiz her şey burada ve tüm Türkiye'de olan motorcu arkadaşlarımız için istiyoruz. Bakın arkadaşlar, ben şunu söylemek istiyorum. Ben üniversite mezunuyum. Ben motorcu kuryelik yapmadan önce başka bir firmada çalışıyordum. Geçinemediğim için kuryelik yapmak istedim. Neden? Kuryelikte bir şeyler kazanmak istediğim için. Ama fakat şu an ben kuryelik yaparak para kazanamıyorum. Biz şu an üstümüze kıyafet mi alalım, evimize ekmek mi alalım, motorumuza benzin mi alalım, kafamıza kask mı alalım?
şu an kaza yapan arkadaşların vefat etmedeki yaşadıkları sorunları burada görmek istersek, kafalarına takları kasların ucuz, kalitesiz, dayanıksız olduğundan, aldıkları kafa darbelerinden veya üzerine giydikleri montun ucuz, kalitesiz, korumasız olduğundan aldıkları yaralardan dolayı vefat etmektedirler. Biz buraya gelmek için mesaimizden, cebimizdeki paradan harcayarak geldik. Buraya şu an daha çok arkadaş gelmek isterdi fakat firmasındaki korkusundan, patronunun laf söylemesinden korktuğu için gelemiyor. Şunu anlatmak istiyorum. Şu an ben motoruma benzin almak için sabah benzinliğe gittiğimde korkuyorum. Cebimdeki bütün parayı vermeli miyim, vermemeli miyim? Bunun nedeni de şu. Ben bugün benzinlikten çıkıp iş yerime gelirken düştüğüm zaman benim şu an karşıma çıkıp sen düşmüşsün, ben senin yine ücretini ödeyeyim diyebilecek bir patronumuz yok. Benzine gelen zamlardan dolayı biz işverenimize yakıtımıza zam yap diyemiyoruz. Biz bir yerde iki kişi üç kişi çalışırken bize söylenen kelime şu. Benzine zam yaparım fakat bir arkadaşınızı işten çıkartın. Ben yanımda çalışan arkadaşımı işten çıkarttıktan sonra, biz onunla beraber olmadıktan sonra biz bu işi yapamayız. Pandemi zamanında kimse sokağa çıkamazken, tüm Türkiye için söylüyorum, kimse çıkamazken biz karış karış, adım adım, kapı kapı gezerek insanların ihtiyaçlarını, gidemeyenlerin yemeklerini götürdük. Biz bu kadar bu işin içindeyken neden kimse bize diyemiyor, neden kimse bizi düşünmüyor? Neden bu arkadaşlarımız düşünmüyor? Bağkur ödeyebiliyorlar mı? Sigortaları var mı? Neden sürekli biz bir şey istediğimizde bize kimse yardımcı olmuyor? Bunları kimse konuşmuyor. Biz birlik beraberlik olabilmek için bir konfederasyon kurduk. Buradan sesleniyorum. Bütün motorcu arkadaşlarım gelin birlik olalım. Bakın şu an biz birlik olamazsak biz ekmek kazanamayız. Biz yaşayamayız. Ben evime ekmek götüremezsem kimse götüremez. Buradan şu an tekrar buraya bizi ağırlayan vekillerimizden sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizler olmasanız bizi burada kimse savunmuyor. Kimse bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Buradan tekrar size sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığınız için çok sağ olun. Evet. Evet, son olarak Yener Çalışkan konuşacak. Evet, Yener. Yener. Gel, gel Yener'ciğim. Öncelikle bize burada söz hakkı veren, kendimizi ifade etmemiz için bu imkanı sağlayan sayın vekillerimize, federasyon başkanımıza, konfederasyon başkanımıza teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp buraya gelip bize değer verdiğiniz için değerli siz nasıl mensuplarına da teşekkür ederim, boş bilirim. Şimdi biz benzin zamlarından girdik olaya. Benzine %400 zam geldiyse aynı şekilde motor yedek parça fiyatlarına da %400 zam geldi. Bizim geçen sene 60 TL'ye değiştirdiğimiz balata şu an 600 TL. Her bir motorun nereden bakarsanız bakın normalde aylık 1000 TL gibi bir gideri varken şu an 3000 TL'ye kadar geldi bu rakam. Biz bu matematiğin içinden çıkmıyoruz. Tamam, içimizde birçok üniversite mezunu var. Ama üniversite mezunu olmayanlar da var. Adamlar evdeki hesapla çarşıdaki hesabı birbirine uyduramıyor. Yapamıyor. Borç alıyor, borçtan çeviriyor. Şimdi hal böyle olunca biz bunu dediğimiz zaman da işverene diyoruz ki abi bakın böyle böyle durum bu. Adam bu kez tutuyor. Kendinden çözümü alıştırıyor. Ne yapıyor? Bir kişi azaltalım diyor. Veya diyor tam benzininizi ben karşılayayım, maaşınızdan keseyim diyor. Biz sürekli kış günü birbirimize giydirirsek hiçbir türlü ısınamayız ki üstümüzü giymek yerine. Bu hani sırf bizim sorunumuz değil, aynı zamanda işverenin sorunu. Evde yemek söyleyen müşterinin sorunu. Sizler sanıyor musunuz evde sipariş verdikten sonrasında hani bugün 40 liraya yediğiniz döner, benzin fiyatları bu şekilde giderse yarın 40 liraya yiyebileceksiniz. Ben o döneri size 3 ay öncesinde 15 liraya getiriyordum. Şu an 40 liraya kebap fiyatına döner yiyorsunuz. Yarın 70 liraya yiyeceksiniz bunu. Benim önceki arkadaşlarım zaten çoğu konuşmamı söyledi. Bana da bunlar kaldı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Motokurye kaça giyiniyor? Bir motokuryenin şu an giyinmesi sayın kaliteli vekilim. Bir şey. Kaliteli bir şey giyinmesi şu an 6-7 bin lira arasında değişiyor. O da şöyle bir şey. Bakın arabada emniyet kemeri neyse bizim kaskımız, montumuz odur. Bundan ÖTV alınıyor. Bizim can güvenliğimizden de ÖTV alınıyor. Maaşımızdan da alınıyor. Her şeyimizden alınıyor. Benzin alıyoruz, vergi. Lastik alıyoruz, vergi. Mont alıyoruz, canımızı koruyacağız, vergi. Bunun kask alıyoruz, vergi. Bunlar yetmez gibi. Maaş alacağız, tefrikat diyor. Hemen baştan bir kesiyor. Ondan sonra
Spotaj diyor 1500-2000 lira öyle kesiyor. Mesleki yeterli bari diyor, zorunlu hale getirin de her önüne gelen bu işe girmesin, bir standardı olsun. Ona da yok diyor, herkesi sömüreceğim. Biz nasıl bu işin içinden çıkacağız? İş bulamıyoruz bu kez piyasada. Teşekkür ettim, sağ ol. Arkadaşlar, motokurye arkadaşlarımız dinledi. Hemen çok kısaca ben de hem motokuryelerin hem de partimizin çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın duydunuz, motokuryelerin amacı evlerine sağ salim dönmek, onurlu bir yaşam sürmek. Maalesef hala kasklarından, montlarından ÖTV alındığında hep beraber söylediler. Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm önerilerimizi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Devlet kayıt dışı motokuryeler için çalışma başlatmalı ve bu insanlar mutlaka güvence altına alınmalı. Maalesef Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi çalışma yaşamında güvencesizliktir. Trafikte motokuryeleri sıkıştıran, kazaya yol açmalarına sebebiyet veren sürücülerle ilgili ceza yaptırımlar artırılmalıdır. Kurye ekipmanlarının gümrük vergilerinin kaldırılması veya iş güvenliği malzemeleri kapsamında düşük vergiye tabi tutulması lazım. Bakın, en çok da iş güvenliği dediğimiz şey bu insanların takmış olduğu kask ve monttur. Bunlardan bütün vergiler kaldırılmalıdır. İş güvenliği malzemeleri kapsamına alınmalıdır. Aynı şekilde motosiklet sınavları gözden geçirilmeli. A2 ehliyetleri sıkı denetim sonucu verilmelidir. Mesleki yeterlik sistemi zorunlu hale gelmelidir. Motosikleti kuryelerin çalışma standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Motokurye ücretleri belli bir standarda kavuşturulmalı ve giderleri göz önüne alınarak insanca yaşanabilir bir seviyeye çekilmelidir. Motokuryeler 30 dakikada canlı mı siparişi mi teslim edeceksin diye soruyor. Firmalar paketler için süre kısıtlamalarını esnetmelidir. Motosikleti kurye ulusal meslek standartına göre uygun şekilde ticari kaygılara, kanuna aykırı hale giden iş yerlerine yaptırım uygulamalıdır. Devlet kayıt dışı, ehliyetsiz, eğitimsiz motokurye çalıştıran ve motokuryeye ağır baskı yapan, mobbing uygulayan iş yerlerine yaptırım uygulamalıdır. Kuryelerin getir başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması gerekmektedir. Kuryeler belirsiz süreli iş sözleşmesi karşılığında istihdam edildiklerinde geçmişe dönük prim işverenler tarafından karşılanmalı. Kuryelerin sosyal güvenlik hakkı garanti altına alınmalıdır. Bakın, bu motokuryelerin neredeyse %80'i Bağkur primlerini ödeyemiyor. Bağkur primlerini ödeyemeyeceği ne oluyor? Hastaneye gidemiyor, ilaçlarını alamıyor. Bağkur primleri maalesef ödenebilecek bir durumda değil. Esnaf kuryeler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dahil edilmeli ve yükümlülük işverende olmalıdır. Toplum olarak bizler de bazı görevler düşüyor. Sipariş yüzünden kuryeleri işiyle tehdit eden, trafikte sokakta kuryeleri yok sayan, aşağılayanların kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Herkes bilsin ki bu insanlar sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar. Yazın sıcağında, kışın karında, buzunda insanlara hizmet etmeye çalışıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla motokuryelerin geçtiğimiz yıl sorunlarını gündeme getirdik bu meydanda. Bundan sonra getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne motokuryelerin sorunlarıyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz. Ve şu anda en hızlı büyüyen ve son dönemde en önemli sektörlerden birisi olan motokuryelerin sorunlarını mutlaka çözülmesi lazım. Ve kamuoyunun dikkatine sunacağız. Tekrar söylüyoruz, motokuryeler sadece paket değil, can taşıyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım, herkesin işitmesi lazım. Bilin ki sıcak evlerinizde otururken motokuryeler bazen yağmurda, bazen karda, bazen sıcakta hayatlarını riske atarak o insanlara hizmet ediyor. Bu sorunları takipçi olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Başta basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dikkatine duyuyoruz. Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar kulaklarını açsın diyoruz. Evet, bu kasklara bakın arkadaşlar. Şimdiki şöyle, şu elimde duyduğunuz kask şu an yurt dışında 10 dolarken bizim ülkemizde 1000 lira civarında satılıyor. Koruması hiçbir şekilde olmadığı için sadece geriye düşmesiyle birlikte çatlakları üzerinde. Vekilimin elindeki kask yurt dışında şu an 30 dolar civarı iken bizim ülkemizde şu an 1800 lira civarında satılıyor.
Ve şu an çoğu kurye bunu alamayıp da bu kaska tamir kalıyor. Şu an buradaki bütün arkadaşlarımın üzerini göstermek istiyorum. Hangi birinde şu an mont var veya ekipman var? Biz alamıyoruz ekipmanlarımızı. Biz korunamıyoruz. Biz bu ülkede, bu ülkenin gençleri olarak ölümle birin buruna yürüyoruz yani. Buna artık bir dur demesi gerekiyor. Biz artık buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Hepinizden ilgi, anlayış ve başka şeylerde her türlü şey yardımı bekliyoruz. Evet. Hadi bir tur atalım. Olur mu? Evet. Gelin burada şurada bir de poz, resim verelim abi. Thank you.